Riyad'dayız. Burada her giriş katta bir tane işte aktivite odası bulunuyormuş. Bu odayı şöyle gösterebilirim. Aktivite odası böyle diyebilirim. Bilardo var, oturma alanları var, langırt var. Burada ufak bir televizyon var. Her giriş katta böyle bir yer bulunuyor diyebilirim. Şimdi odaları gezeceğiz. Tek kişilik odalar böyle. Kendine özel banyosu ve tuvaleti bulunuyor. Solda hemen girişte gardırop bulunuyor. Odanın içi tek kişilik bir yer için aslında fazlasıyla güzel, fazlasıyla da iyi diyebilirim. Burada işte kilitleyebileceğiniz bir çekmeceniz, buzdolabınız, telefonunuz, sinyalin güçlenmesi, sinyalleyici artı olarak masanız, çalışma alanınız, bölgeniz bulunuyor. Yataklardan siz sorumluymuşsunuz, onun dışındaki bütün temizliği onlar hallediyorlarmış ama sadece yatağınızın değişimini kendiniz halletmeniz gerekiyormuş diyebilirim. Bu arada bayağı da yüksek, yani çok net bir şekilde ferah bir yer diyebilirim. Odanın içi böyle gözüküyor. Odalara, yani stüdyo odalarına geldik. Stüdyo odalarında yine aynı şekilde girişte hemen. Bu sefer çok çok daha büyük bir alan bulunuyor. Dolaplarınız için ya her şeyin aslında sadece dolaplar değil her şeyin boyutu büyümüş durumda. Yani banyonuz, lavabonuz çok çok daha büyük. Yine aynı zamanda tek kişilik bir oda. Buzdolabınız çok daha büyük. Çok daha fazla depolama alanınız var. Masanız yine aynı şekilde. Telefonunuz yine burada. King size bir bed var yani 1,5 kişilik bir yatağınız bulunuyor. Koltuğunuz bulunuyor. Televizyon olan tek oda stüdyo odalarıymış. Şimdi iki kişilik odalara geldik. İki kişilik odalarında yine aynı şekilde. Burada yine bir dolap bulunuyor. Fazlasıyla büyük diyebilirim. Burada da yine aynı şekilde. Bu sefer dolapları tabii ki paylaşmak durumundasınız. Yine stüdyo odalarındaki ile aynı boyutta yani fazlasıyla büyük bir buzdolabınız bulunuyor. Buzdolabının içi şu şekilde. Bu tuvaleti iki kişi kullanıyorsunuz. O da arkadaşınız ve siz sadece. İki kişilik olduğu için iki farklı masa bulunuyor tabii ki burada. Aynanız var. Yataklar normal boyutta bu sefer. Fazlasıyla büyük bir alan var diyebilirim. Fazlasıyla fena olduğunu söyleyebilirim çok rahat bir şekilde. Ki zaten burada kalan bütün öğrenciler de yani buranın çok iyi olduğunu, tek kötü özelliğinin biraz daha uzak olduğunu söylüyorlar. Burada da herhangi bir engeli olan insanlar için, burada kalan öğrenciler için bir oda var. Burası biraz daha geniş diyebilirim. Ve banyosu tabii ki biraz daha özel dizayn edilmiş durumda. Geri kalan her şey aslında aynı. O büyük iki kişilik odalardaki kadar büyük bir dolap yok sadece. Yine tek kişilik bir oda burası. Çalışma masası şu şekilde. Yatak. Burada mutfağa geldik. Mutfak 7/24'a çıkmış. Bu kattaki bütün öğrencilerin kullanabileceği bir mutfak. Burada gördüğünüz üzere zaten bayağı oturacağınız, yine langırt oynayabileceğiniz bir alan var. Mutfak fazlasıyla temiz diyebilirim. Yani şöyle bakacak olursanız yine mutfağı kullanabiliyorsunuz. Mutfakta buzdolabına yer vermemişler. Çünkü zaten her odada fazlasıyla yeterli buzdolapları bulunuyor. Onun dışında burada yine kullanabileceğiniz eşyalar var ama büyük ihtimalle bunları kullandıktan sonra yıkamanız gerekiyor tabii ki ortak bir alan olduğu için. Mutfakta böyle gözüküyor. Fazlasıyla ferah bir ortam aynı şekilde diyebilirim. Çamaşırhaneye geldik. Aşağılarda çamaşır makineleri var. Yukarılarda kurutucular var. Söyledikleri herhangi bir şey ekstradan kendi deterjanınızı kendiniz getirmeniz gerekiyor ama kullanmak bunları ücretsiz. İkisini de hem aşağıya hem üst tarafı kullanmak ücretsiz. Onun dışında bir de burada ücretsiz kullanabileceğiniz bir ütü de bulunuyor. Çamaşırhanede bu şekilde 7/24 açık. İstediğiniz zaman kullanabiliyorsunuz. Boş bulduğunuz takdirde. Burada da çalışma odası bulunuyor. Her odanın girişinde böyle bir yer var. Her katın girişinde böyle bir yer bulunuyor. 7/24 açıkmış. Yine kullanmak tabii ki zaten ücretsiz. İstediğiniz gibi gelip burada çalışabiliyorsunuz. Burada da bir tahtamız. Bu da hemen binadan çıktıktan sonra işte kullanabileceğiniz bir açık alan jimi bulunuyor. Ağırlıklar falan ekstradan yok ama yine de kullanabileceğiniz, spor yapmak için gelebileceğiniz böyle bir alan bulunuyor. İşte aletler, makineler nasıl kullanacağınız tamamen size kalmış. Burada bir arcade room var. Geldiğiniz zaman oyun oynayabiliyorsunuz. Burada VR odaları var. Bunları kullanmak da yine tamamen ücretsiz. Şurada bir tane VR var. Burada yok. Büyük ihtimal istemeniz gerekiyor. Onun dışında sürüş koltukları var. Gerçekten arcade makineleri var. Bayağı büyük bir alan diyebilirim. İşte ortak oturma alanları, bilardolar. Hepsi tamamen yine aynı şekilde ücretsiz. Açık olduğu saatlerde öğlen 2 ile akşam 11 arası istediğiniz zaman gelip kullanabiliyorsunuz burayı. Burada da ufak bir gaming alanı var. Yine aynı şekilde istediğiniz kadar kullanabileceğiniz, bilgisayar oyunları oynayabileceğiniz. Ki bence buraya geldiğinizde bunları yapmayın ama bilgisayarlar kazanır şu şekilde.
Burada bir sinema alanı var. Arcade Room'un içerisinde bulunuyor. İşte gördüğünüz kadar çok büyük değil, çok küçük değil. Burayı sadece kullanmak için gelmeden önce bir uygulamadan yerinizi ayırtmanız gerekiyor kullanmak istediğiniz saatler için. En az 2 kişi, en fazla da 20 kişilik bir yer burası. Projeksiyon var. Projeksiyonuna yansıtıyorlar. Aynı zamanda bunun bir açık hava versiyonu da var. Onu da zaten birazdan görüyor olacaksınız. Dışarıya geldik. Burada arkamda bir basketbol sahası var. Burada ufak bir koşu alanı var. Basketbolun arkasında bir tane masa tenisi var. Birazdan orayı da gösteriyor olurum. Burada birkaç tane var ama çok profesyonel oynayacaksınız. Kendi topunuzu da tabii ki getirebilirsiniz. Basketbol sahası da böyle gözüküyor. Müriyadın. Burada bir gym bulunuyor. Dolayısıyla iyi bir gym diyebilirim çok rahat bir şekilde. Sadece akşam 10'dan 12'ye kadar kapalıymış. O saatlerde temizlik oluyormuş. Onun dışında işte burada kullanabileceğiniz bütün aletler var. Kalabalıklık durumu böyle. Büyük ihtimal çoğu zaman da böyledir. Çok değişmiyordur büyük ihtimal. 50 saatler daha fazla yoğun olabiliyordur. Fazlasıyla ferah bir alan. Cim böyle diyebilirim. Kampüs hakkında biraz konuşmam gerekirse. Kampüs aşırı büyük. Ki zaten sordum tam ne kadar kişi kalıyor diye. 2100 civarı bir öğrencisi varmış buranın. Ne kadar büyük olduğunu tahmin edebilirsiniz. Bence burası biraz lüks bir yer. Yani içerideki fiyatlar çok ucuz ama konaklama fiyatlarını bilmesem de fazla imkanı olan bir yer burası. Nasıl mesela? Havuza istediğiniz zaman girebiliyorsunuz. Çıkıp VR var. VR olması bana çok tuhaf geldi. Yani gaming room var, bir oyun odası var. İşte bilardodur, odur budur, langırttır zaten her yerde var. Ama ekstra olarak üstüne bir yer bulunuyor. O benim için çok tuhaftı. Meriyat'taki My Gallery'yi geziyoruz. Burası insanların genelde işte ders çalıştığı, oturduğu, sosyalleştiği yer. Kitaplar var, insanlar oyun oynayabiliyor, okey var. Tavla yok. Burada satranç var, tarot kartları var, başka türlü oyunlar var. Arkadaşlarımla şurada gördüğünüz zaten My Gallery yazıyor kocaman. Oturuyordum. Myriad'ın içindeyim şu an. Myriad'ın içindeki oturma alanı diyebilirim orada. En çok insanın işte oturduğu, muhabbet ettiği, ders çalıştığı aynı zamanda yer gibi düşünebilirsiniz orayı. Bu arada ben Esra'da kalan bir öğrenci olarak buraya sadece biraz bir göreyim. Öncelikle çok güzel. Aşırı güzel diyebilirim. Neden? Ya bir, aşırı her şey yeni. İki, gerçekten her şey var. Yani kapalı gym var, açık havada gym var, yürüyüş parkuru var, ortada oyun alanı var ve oyun alanı diye, arcade room diye geçiyor burada. Bu arcade room'un içinde işte bayağı oyuncu bilgisayarlarının olduğu ufak bir internet kafe gibi bir ortam var. VR oyunları oynayabileceğiniz, VR deneyebileceğiniz 3 tane VR odası var. Her yerde bilardo var, her yerde langırt var. Yani oyun odasının içinde de yok yok gibi. Burası zaten aşırı güzel olduğunu tahmin edebiliyordum. Çünkü yurtta, okulda konuştuğum arkadaşlarımızdan burada kalanlar bahsediyorlar. Kötü yanı yok mu buranın? Elbette var. Benim de şu ana kadar fark ettiğim tek kötü yanı biraz uzak. Yani Eser'den buraya 20-25 dakikada gelebiliyorum. Ben Eser'de kalan birisi olarak. Eser'den okula 20-25 dakikada gelebiliyorum. Normalde buraya işte 45 dakika civarı demişlerdi. Ama trafik olmadığı için yani okuldan çıktıktan sonraki servisle geldim ben buraya. Direkt olarak buranın kapısına kadar bırakıyor zaten. Yarım saat civarı bir şey sürmüştüm. Esra'dan okula gitmem 25 dakika sürüyor. Buradan okula gitmem 35 dakika civarı sürdü yine. İnsanlar sıcak. Neden? Daha demin yeni birileriyle karşılaştım. Birisi özellikle şu ana kadar video çektiğim için biliyorum bunu. Birisi videoyla alakalı bir şey yapıyorsa veya fotoğrafçıysa, editörse, video veya fotoğraf çekmekle alakalı herhangi bir şey yapıyorsa elinizde kamera gördüğü zaman sadece bakıp geçmiyor. Yanınıza geliyor, sorular soruyor, ne zamandır yapıyorsun diyor. Muhabbet kurmak bu konuda çok çok kolay diyebilirim çok rahat bir şekilde. Onun dışında nereden bahsedebilirim buraya alakalı? Görüntü şöyle. Yani binalar fazlasıyla yeni. 3-4 katlı binalar var burada. Yurdun kampüsünün içi. Yaklaşık 10 dakika yürürseniz çok rahat biter. Her tarafını gezebilirsiniz. Amfiye geldim. Burada işte akşamları minderler koyuyorlar. Armut puflardan bildiğiniz. Koltuklardan atıyorlar bu gördüğünüz yerlere. Sonra buraya projeksiyonla bir şey yansıtıyorlar. Futbol maç, önemli futbol maçları olduğu zaman futbol maçlarını da burada izleyebiliyorsunuz. Film geceleri oluyor. Onun dışında etkinlikler oluyormuş. Mesela haftaya salı galiba. Burada böyle bir yarışma tarzı bir şey yapacaklarmış. İşte herkes çıkıp yeteriğini sergileyecek ve ödüllü etkinlikler bunlar. Birincinin 500 dirhem, diğerleri de işte 300-200 dirhem diye gidiyor galiba. İkinci ve üçüncünün ödülleri. Böyle bir ortam, böyle gösterebilirim. Bahsettiğim üzere yurdun çok çok fazla avantajı var. Çok çok fazla imkan ve olanak sunduğu şey var size. Yani yüzebilirsiniz, cime gidebilirsiniz, koşabilirsiniz, bilardo oynayabilirsiniz, tenis oynayabilirsiniz, basketbol oynayabilirsiniz. Oturma alanları var, kahveci var, yemekhanesi var, içeride bir kafeteryası daha var. Yapabileceğiniz çok fazla yer var. Burada da kafeteryanın dışındayız şu anda. Dış alan çok kalabalık değil. Böyle ortada bir alan daha var. Bu bahsettiğim restoran bu arada 17'sindeymiş. Yurdun içinde odalardayım galiba.
Bu arada her yurdun, ya işleyiş nasıl oluyor diye soracak olursanız da, her yurdun içinde, her yurdun ilk katında daha doğrusu, o blokta kalan öğrenciler için bir tane çamaşırhane bulunuyor. Bir tane ortak mutfak bulunuyor ki mutfak aşırı güzeldi. En çok beğendiğim şey mutfak ve odalar. Odalar zaten inanılmaz güzel. Yani gerçekten güzel. İki kişilik odada kalabiliyorsunuz en fazla. En fazladan kastım en kalabalık odalar. İki kişilik odalar. Üç kişilik odalar bulunuyor. Stüdyo daireler bulunuyor. Stüdyo daireler tek kişilik odalar. Ama tek kişilik olmasına rağmen iki kişilik odalarla aynı büyüklükte. Kesinlikle çok çok daha pahalıdır. Ama eğer paranız varsa bir yat sizin için fazla güzel bir seçenek. Odanızda işte neler bulunuyor diyecek olursanız. Güvenli bir kasanız var. Dolaplarınız fazlasıyla yeterli. Başka buzdolabınız bulunuyor. Çalışma masanız bulunuyor. Telefonunuz bulunuyor. Wi-Fi'niz bulunuyor. Bir yat size böyle insanların genelde buluştuğu tam ortada bir havuz bulunuyor. Tam merkezde bulunuyor. Gerçekten her katta oyun odası varmış. Ben onu hiç beklemiyorum. Sadece bir tane ortak oyun odası vardı diye düşünüyorum. Her katta bir değil iki tane mutfak varmış galiba. Veya minimum bir. Bazı katlarda da iki. Çünkü bir arkadaşım bizim bu katta iki tane var dedi. Onun dışında bu oyun odalarında, arcade roomlarda da yine böyle mutfağımsı bir şey ama tam mutfak da işte. Musluğunuz var, kahve makineniz var, çay makineniz var anladığım kadarıyla. Öyle. O katlarda da işte çayınızı kahvenizi kendiniz hazırlayabiliyorsunuz. Eşyaları kullanmak tabii ki serbest ama tabii ki kahvenizi kendiniz getiriyorsunuz. Çayınızı artık ne içecekseniz. Başka? Çok beğendim burayı. Ama evet yani bir noktada da konum olarak bakacaksanız o kadar güzel yarım saatlik bir yol var. Türkiye'dekilerden farklı gözüküyor. Gördüğünüz bütün bloklar bir yer. Havuza da gideceğim. Havuzu da göreyim. Burası resepsiyon bu arada. Girdiğiniz zaman buraya gidiyorsunuz. İsminizi veriyorsunuz. Pasaportunuzu veriyorsunuz. Zaten kaydınızı yapmak için yeterli oluyor. Şimdi ne yapıyorum? 4. kata çıkıyoruz. Havuzu gidip görmek istiyorum. Şimdi havuza geldik. Burada oturma alanları var. Şezlonglar var. Burada havuzlar. Havuz bu arada çok derin değil. Yani içinde çok rahat yüzebileceğiniz gibi bir havuz değil ama çok rahat bir şekilde işte daha çok oturmak, rahatlamak, biraz güneşlenmek istiyorsanız buraya gelebiliyorsunuz anladığım kadarıyla. Onun dışında manzara fazlasıyla güzel. Arka tarafta çok bir şey yok. İstediğiniz gibi kullanabiliyorsunuz. Akşamları çok kalabalık olmuyormuş. Genelde biraz da işte öğlen vakitleri sadece biraz serinlemek istiyorsanız gelip kullandığınız öğrencilerin daha çok tercih ettiği bir yermiş. Bu arada kaç öğrenci var diye soracak olursanız da şu an kampüste 2000'den fazla, 2000-2500 arası öğrenci kalıyormuş. Tekrardan kafeteryaya geldim çünkü acıktım. Fiyatlar da ilk başta gezerken bir uygun geldi. O yüzden kafeteryadan bir yemek söyleyeceğim. Neler söyleyebilirim? Menüyü tekrardan gösterebilirim size. Böyle. Çoğu şey 15 dirhem, bazı şeyler de 20 dirhem. Yemekler şöyle gözüküyor. Bir de arkada ekstra mutfak var. Mutfaktan da hazırlayıp verebiliyorlar. Miriat da bu tabağa 15 dirhem ödedim. Bakalım. Yemek bayağı iyiydi. 15 dirhem olması beni mutlu etti. Ki zaten şuradan aldım. Şimdi buradaki kahve köşesine geldim. Coffee shop diye geçiyor ama kahve şeyleri yok yani burada. Sandviç menüler var, tatlılar var, fiyatlar bu şekilde, salatalar var, fiyatlar bu şekilde. Ki bunlar zaten burada da görebildiğiniz şeyler. İşte içecekler, tatlılar, sandviçler. Miriat'tan dönüyorum. Şu an ya otobüsü kaçırdım ya da otobüs yeni geldi. Emin değilim. Otobüsümüz ya bu ya da şu ki herkes ona gidiyor. Otobüs büyük ihtimalle oradaki. Otobüse inerken herhangi bir kart okutmadır, odur bir şey yok. Otobüse dümdüz biniyorsunuz. Durduğu yerde iniyorsunuz sonra. Ki girdiğimiz yer yani English Pet Dubai bir ortak bir kampüste. Yani orada aynı zamanda üniversiteler, GBS'in işte bir sürü eğitim, farklı eğitim programı var. O yüzden bir sürü öğrenci çok farklı yerlerden geliyor. Çoğu yerden şu an bizim okulumuzda zaten otobüs kalkıyor diyebilirim. Otobüs bu. Görüşürüz.